Sevgili yavrularım, bugünkü Türkçe dersimizde şiir ve şiir okurken dikkat etmemiz gereken noktalara değineceğiz. Sevgili yavrularım, sizin için bayrak konulu güzel bir şiir seçtim. Bayrağımızın ne kadar önemli olduğunu, bağımsızlığımızı sembolize ettiğini daha önceki derslerimizde öğrenmiştiniz sevgili yavrularım. Bayrağımızda hangi renkler vardır? Bayrağımızda kırmızı ve beyaz ay yıldızı var. Bayrağımızı çevrenizde nerelerde görüyorsunuz sevgili yavrularım? Tabii ki ilk evvela okulumuzda görüyoruz, belediyelerde görüyoruz, kaymakamlıklarda, hastanelerde, bütün resmi dairelerde, kuruluşlarda, binalarda görüyoruz, şehitliklerde görüyoruz ve tabii ki Anıtkabir'de görüyoruz. Sevgili yavrularım, bayram şiirini şimdi sizler de benimle birlikte okuyunuz sevgili yavrularım. Atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı, bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Ay yıldızı gökyüzünün ayla yıldızından yüksek, Türk'ün alın yazısıdır, Türk'tür onu yüceltecek. Hasan Ali Yücel'e ait bir şiir. Sevgili yavrularımın, bayrağımız neden değerli? Bayrağımız bizim için çok önemli. Çünkü ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığını temsil eder. Bayrağımız kırmızı rengini atalarımızın kanından almıştır. Atalarımız ülkemizin bağımsızlığı için savaşmış ve şehit düşmüşler. Bu yüzden bayrağımız bizim için çok değerli. Tüm milletimizin bağımsızlık sembolüdür bu güzel kırmızı ay yıldızı bayrağımız sevgili yavrularım ve İstiklal Marşımız. Peki ülkemizi daha da yüceltmek için neler yapabiliriz? Ülkemizi yükseltmek için Atatürk'ün bir sözü: vatanını en çok seven görevini en iyi yapanlardır. Değil mi sevgili yavrularım? Biz de kendimize düşen sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmakla yükümlüyüz. Değil mi yavrularım? Şiir, insanın zengin hayal dünyasını ritimli ve ahenkli seslerin uyumlu kullanılmasıyla okucuya aktarmak için yazılan bir edebiyat türüdür. Şiir yazan sanatçılara da şair denir. Evet sevgili yavrularımız, vaktimiz oldukça biz de zaman zaman şiir okuma günü saatleri yapıyoruz ve bu saatlerde çok büyük keyif alıyoruz değil mi yavrularım? Şiir okumak, şiiri güzel bir şekilde okumak insanın ruhuna bir mırıltı gibi, bir ninni gibi geliyor ve insanın ruh dünyasını çok zenginleştiriyor, çok huzurlandırıyor değil mi yavrularım? Şiirin her satırına mısra denir ya da dize denir. Eş anlamlı olarak birbirinin yerine kullanabiliriz mısra ve dize sözcüklerini. Kıta ise şiirde iki dizeden fazla gruplaşmış mısralara ya da dizelere de denir. Mesela yukarıdaki şiirimiz bir dörtlüktü. İki tane dörtlükten oluşmuştu. Şiirler genelde duygularımızı harekete geçiren, insanları duygusal anlamda etkileyen bir ses türü olduğu için şiir okurken ses tonu ve ahenge dikkat etmemiz gerekir. Şiirin bir amacı vardı. İşte şiirimizin duygusu vardı biliyorsunuz. Bu duygu bir sevinç mi, üzüntü mü, özlem mi? Bunu çok iyi bilerek, çok iyi anlayarak ses tonumuzu, yüz ifadelerimizi, beden duruşumuzu bu şiirin anlamına uygun olarak vermeliyiz. Ve bu şekilde duygumuz dinleyen kişilere geçebilir sevgili yavrularım. Kurallara uygun dedik. Nedir bu kurallar bir bakalım. Öncelikle her zaman her derste öğretmenlerimiz söylüyorlar. Şiirdeki noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz sevgili yavrularım.
Okurken nokta ve virgüle göre es, yani boşluk, bir aralık, bir duraksama ayarlamalıyız, vermeliyiz şiirdeki cümleye. Ve şiiri hissetmeliyiz. Şiiri hissedebilmemiz için önce çok iyi okumalı ve çok iyi anlamalıyız. Ne demek istediğini kavramalıyız. Değil mi sevgili yavrum? Anlamadığımız kelimelerin anlamlarını sözlüklerden araştırarak bulmalıyız. Ve anlamını bilerek, anlayarak şiirimizi okumalıyız. Şiiri anlayınca hissederek okuyabiliriz. Şiirdeki duyguyu da okurken adeta yaşamalıyız. Şiiri okurken dinleyicilere bakmalıyız. Tek bir sabit noktaya değil, gözlerimizi tüm seyircilere dolaştırarak göz teması kurmalıyız. Şiir okurken dikkat edilmesi gereken başka konular da şunlar. Öncelikle okuyacağımız şiiri anlamalıyız. Az evvel de dediğim gibi şiirin anlattıklarını biz anlamazsak okuduğumuz zaman dinleyicileri etkileyemeyiz. Duygumuz onlara geçmez. Şiir okurken bir an önce bitsin diye acele şiirimizi okumamalıyız. Tane tane, ritme ve ahenge uyarak okumalıyız. Bir de ses tonumuz var. Bazen inceltiyoruz, bazen kalınlaştırıyoruz. Ses tonumuzu da iyi ayarlamalıyız. Gerektiği yerde sesimizi yükseltip, gerektiği yerde de alçaltmalıyız. Kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. Beden dilimizi ve duruşumuzu da şiire göre kullanmalıyız. Değil mi sevgili yavrularım? Şiiri ezberden okumak şart değildir. Fakat daha etkili okuyabilmek için sürekli kağıda bakıp dikkatimizi dağıtacağımıza ezberden okumamız daha iyi olur. O yüzden ne demişti Atatürk? Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmalıyız. Değil mi sevgili yavrularım? O yüzden de biz bir şiir görevi aldıysak bu şiirimiz çok güzel bir şekilde çalışarak, ezberleyerek sunmalıyız. Sevgili yavrularım, bundan sonraki şiir okumalarınızda bu benim önerilerime dikkat edeceğinize inanıyorum. Bu konuda Cumhuriyet Bayramı'nda şiir okuyan değerli öğrencilerime de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli izledim şiirlerinizi. Hepinizi sevgiyle öpüyorum sevgili yavrularım. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.